Dolar çok kritik bir seviyede dolanmaya devam ediyor. Ne demiştim ben size? Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra her zaman olduğu gibi dolar gevşedi ve her zaman olduğu gibi üzerinden daha 3 gün bile geçmeden arkadaşlar tekrar gevşediği seviyeye geri döndü. 5.90-95 aralığındaydı. Tekrar 5.90-95 aralığına geri döndü. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra işte 5.80'lere doğru ilerledi. Tekrar 5.90'ın üzerine attı kendisini. Büyük bir yükseliş mi bu? Hayır, değil. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani diyorlardı ya, ya kardeşim bak Merkez Bankası faiz indirmesine rağmen dolar düşüyor, düşmeye devam edecek. 5.50 olacak, 5 olacak, 4 olacak falan diyenler vardı ya. Ben de o zaman çıktım, ne dedim? Hayır, böyle olmayacak. Son 3-4 aydır zaten dolar Merkez Bankası faiz kararlarından sonra nasıl oluyorsa düşüyor. Hafif gevşiyor daha doğrusu. Onun sonrasında da daha yukarıda bir seviyeye doğru ilerliyor. Ay ay bakın, bu 5.40'lardan beri böyle. Önce hafif gevşiyor, sonra bir üst kademeye geçiyor. Yani mesela 5.40'tan faiz indirimi olmuş, 5.30'a gevşiyor. Sonra birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra en geç 5.60'lara geliyor ve orada sabitliyor kendini. Sonra bir faiz indirimi daha yapılıyor. O faiz indiriminde diyelim ki 5.70'den 5.60'a geliyor. Sonra tekrar 5.80'e yükseliyor. Yani her seferinde kademe artıyor aslına bakarsanız. Peki şimdi ne olacak? Şimdi de şu olacak arkadaşlar. Geçen ay söylemiştim. Çok net rakam vermiştim size. 5.95 demiştim. 5.95'e gidecek. Bunu söylediğimde de 5.70 seviyesindeydi dolar kuru. Ve 5.95'e gitti. Hafif üzerine çıktı. 5.97, 5.95'i kıramadı. Ve 5.90-95 aralığına sıkıştı. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şimdi de 6.25 seviyesine giden bir dolar kuru göreceğiz. Birkaç hafta içerisinde. Bakın bunu bir tarafa not edin. 5.90-95 aralığında bir süre devam edecek bu seviyelerde. Ondan sonra 6.25 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş göreceğiz. Hızlı derken kademelerden bahsediyoruz. Aslına bakarsanız 6-6.25 hatta 7 seviyeleri bile dolarda düşük yükselişlerdir. Yani şu anda kademeli, kontrollü yükselişlerdir. Kontrolün kaybedilmediği yükselişlerdir. Velev ki kontrol kaybedilirse, ki ihtimal çok yüksek, kontrol kaybedildiği zaman zaten biz bir anda 8, 9, 10 seviyelerini ve onun üzerindeki seviyeleri görmeye başlayacağız. Bu bahsettiğimiz seviyeler panik seviyeleri değil, kademeli teknik seviyelerden bahsediyoruz. Ve kontrollü bir şekilde yükseltilecek seviyelerden bahsediyorum sizlere. Bakın göreceksiniz, 1-2 hafta içerisinde 6.25 seviyesini kurda, dolar kurunda göreceğiz. Ve buna paralel olarak euroda, sterlinde de yükselişler gözlenecek arkadaşlar. Neden? Siz reel faizlerinizi eksiye düşürdünüz mü? Düşürdünüz. Millet faizden zarar ediyor mu kardeşim? Ediyor. Demek ki parasını mevduata yatırmayacak. Ne yapacak? Gidecek dolar alacak. Peki millet doları aldığında bankaya mı götürüp yatıracak? Yani kaydı işlemlerine bu kadar kırılganlık üzerine bankaların kırılganlıklarını görecek, ekonominin kırılganlıklarını görecek. En son Suriye'de biliyorsunuz bir kambiyo kararı alındı. Döviz alanları hapse atarız diyorlar. Yarın öbür gün ulan bu bizim de başımıza gelirse biz ne yaparız diye düşünen insanlar aldıkları dövizleri bankada tutmayacaklar. Peki ne yapacaklar? İki alternatifleri var. Ya yastık altı yapacaklar ya da yurt dışındaki bankalara aktaracaklar. Yurt dışı yerleşik bankalara aktaracaklar. Şimdi yurt dışı yerleşik bankalardaki mevduat artar mı artmaz mı gösterir. Dönüyorsun bakıyorsun geçen sene zaten KOBİ üstü pek çok firma, tüzel kişilik,
ki o zaman hani şey diyorlardı. Ya tüzel kişilerin banka hesaplarındaki para azalıyor. Azalır tabii. Türkiye'deki hesaptan çekiyor, gönderiyor Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya. Güvenli limanlara taşıdılar paralarını. Adam güvenmiyor ki Türkiye'nin ekonomisine, kambiyo rejimine, yönetim biçimine, hukuk sistemine, siyasi sistemine. Yarın öbür gün bir yıl askeri harcama yapmış Türkiye, oralara paraların aktarılması gerekecek falan filan. Dolayısıyla insanlar paralarını yurt dışına gönderiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Daha önce de anlattım size, bu kısa vadeli borç rakamları açıklanırken yurt dışındaki para miktarının, mevduat miktarının ne kadar arttığını tek tek anlatmıştım. Daha önceki videolarıma bakarsanız net bir şekilde görürsünüz zaten. Dolayısıyla iyiden iyiye bir parasal kıtlık anlamına geliyor. Bunu nasıl sübvanse edebilirsin? Tek bir çaren var. Türk lirasını bollaştırırsın. Yani doları bollaştıramıyorsan Türk lirasını bollaştırıp bir şekilde piyasayı hareketlendirmeye çalışırsın. Düşük faizle kredi vermeye çalışırsın. İşte onu da beceremezsin. Başka başka yöntemlerle para sokmaya çalışırsın piyasaya ama öyle ya da böyle para basarsın. Bunun karşılığı ne? Bol miktarda Türk lirası. Az miktarda dolar. Yani kıt olan malın fiyatının artması, çok olan malın fiyatının düşmesi. Yani Türk lirasının çok ciddi anlamda değer kaybetmesi. Yani devalüe olması arkadaşlar. Bu kadar basit. Geçen sene de bu böyleydi. Geçen sene bu kadar büyük risklerimiz yoktu. Bu kadar büyük değildi. Bakın çok büyük risklerimiz vardı. Ama katlanarak arttı. 2020'ye biz bu bakiyeyi katlayarak devrettik. Ve işin kötü tarafı bundan sonraki kur yükselişleri çok ciddi anlamda yine dar gelirliği zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Dolarda çok ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalabiliriz. Yakın zaman içerisinde bu kriz ortamından önce 6.25 seviyelerine gidecektir 1-2 haftaya kadar. Ondan sonra işte bu kırılmalarla birlikte çok daha sert hareketleri dolarda görebiliriz. Bazı yorumlar görüyorum. Ya dayı zaten biz krizde değil miyiz? Değiliz arkadaşlar. Bakın biz krizde değiliz. Biz çok sert bir stagflasyon ortamındayız. Her ne kadar TÜİK işsizlik düşüyor ya da sabit duruyor, enflasyon yükselmiyor, düşüyor falan dese de Türkiye'de çok ciddi bir enflasyonist ortam var. Doğalgaz faturalarınıza bakın, market fiyatlarına bakın, kıyafet fiyatlarına bakın, araç fiyatlarına bakın. Ne demek istediğimi zaten çok net bir şekilde yaşayarak görürsünüz. Demek ki enflasyon var Türkiye'de. Artı bunun yanında bir de yüksek işsizlik var. Açık ve net söylüyorum size. Ev hanımlarını, daha doğrusu çalışan olup ama artık lan ben nasıl olsa iş bulamayacağım diyen kadınların işsizlik oranı 631 bine gelmiş. Hızla artıyor. Gençler umudunu kesmiş. Orta yaşlı bir kesim var. Onlar da umudunu kesmiş. Ve bunların toplamı 10 milyonun üzerine çıkıyor arkadaşlar. Yani öyle %10'larda, %12'lerde, %13'lerde falan bir işsizlik yok aslında Türkiye'de. Resmi rakam 4 milyon 600 bin ve bu 4 milyon 600 bin %13'e denk geliyorsa benim söylediğim rakamlarla %20-25'in üzerine çıkıyor. Genç işsizlik %35'lere dayanmış durumda. Ve bu koşullar içerisinde reel sektör daha da büyük sıkıntıya girmeye devam edecek. Dolayısıyla işler İyiden iyiye sarpa saracak. Hiçbir önlem alınmadı, hiçbir şey yapılmadı, sadece dolar baskılandı ve faiz deneysel bir şekilde emirle aşağıya çekildi. Ve bunun bedeli de ne yazık ki bütçe açığı ve ekonomik kırılganlık olarak bize geri döndü, dış borç olarak bize geri döndü ve bu bedeli de ne yazık ki her zaman olduğu gibi biz ağır ödeyeceğiz. Bir de üzerine kur baskısı eklenecek, yani kurdaki ciddi kırılmalar eklenecek 2020 içerisinde. Bu işte bizi gerçek anlamda bir ekonomik krize sürükleyecek. Bugün yaşadığımız bir stagflasyon, yarın yaşayacağımız aşırı kırılganlıklarla birlikte bir ekonomik kriz olacak. Korkarım ki ekonomik krizle de kalmayacak. O 1930'larda, daha doğrusu 1928'de başlayıp 1938-40'a kadar devam eden Amerika'daki ekonomik bunalım gibi bir bunalım yaşayacak Türkiye. Ha bir de bunun üzerine dünyadaki kırılganlıklar eklenirse işte o zaman ayvayı yedik demektir. Evet sevgili dostlar, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız.
Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Hepsini okuyorum. Yani hiçbir yorumu atlamıyorum ve yorumlarınızın büyük katkısı oluyor. Ve dediğim gibi abone olursanız da ailemizi büyütmüş oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız, yorumlarınız için. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.